Herkese merhabalar. 18 Ocak 2024 tarihindeyiz. Borsa İstanbul'da haftanın 4. gününü de kapatmış bulunuyoruz. Yine endekste yatay bir seyir vardı. Sasa ve Astor'un güzel hareketleri vardı. Sasa'ya Hektaş ve bazı şirketler de eşlik etti. Endeksin yatay kalması da bu şirketlerin etkisi büyüktü. Tabii ki diğer şirketleri de birazcık satış vererek endeksi yatay tutmayı yine devam ettirdiler. 8000 ile 8200 arasındaki yataylık devam ediyor arkadaşlar. Bugün şimdi endekse bakalım, Sasa ile Astor'a bir bakalım. Tahsili sermaye artışının onaylanması konusunda sizlerle konuşmak istiyorum. Onun dışında bilanço dönemine kadar arkadaşlar şehir dışında olacağım. Dolayısıyla ayın 27-28'ine kadar buralarda olmayacağım. Bu videoda da sizlere kendi seçtiğim 5 tane şirket henüz düzeltme hareketinden sonra tam başını kaldırmamış. Özellikle geçen yıl boyunca yatay giden ve bilançolarının takip edilmesi gereken hisseler bunlar. Özellikle ben bunları hem temel, hem teknik, hem de çarpan bazlı değerlendirdim, bir analiz ettim. Çok fazla kaybettireceğini düşünmüyorum ama bilanço sonuçlarına göre yatay gidip veya oradan bir rally mi başlatacaklar? Bu sonuçlar bence belli olacaktır. Bu şirketleri iyi analiz edin. Bilanço dönemine kadar iyice çalışın arkadaşlar. Bilanço döneminde bu şirketlerin hepsine bakacağız ve bilançosu iyi gelenleri ön plana çıkartıp buralardan ciddi kazanç elde edebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bilançolar enflasyon muhasebesi olduğu için birazcık bizi şaşırtacaktır. Bu yılki bilanço değerlendirmeleri biraz zor olacak. Ama gelin bu şirketlere beraber bakalım. Siz de kendi çalışmalarınızı yapın. Faaliyet raporlarını okuyun, çarpanlarına bakın, analiz edin, teknik analizlerini çizin. Ondan sonra da bilanç dönemi bunlar iyi gelirse giriş yaparsanız belki buralardan para kazanabilirsiniz. Buna tabii ki yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayacak. Ben size analiz yapma metodumu göstereceğim. Tek tek neler düşündüğümü anlatacağım. Şöyle kendimi küçültüyorum. Yasal uyarımı göstereyim. Asıl tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım danışmanlığı kapsamı bir video değildir arkadaşlar. Burada eğitim ve muhabbet amaçlı analizler yapıyoruz. Kendi yatırım kararınızı kendiniz vereceksiniz. Şimdi öncelikle istiyorsanız Sasa'nın tahsil sermaye artışıyla başlayalım. Şimdi hızlıca ben burada şirket kartına gidiyorum. Şimdi burada ne oldu? Tahsil sermaye artışı uzun zamandır onay bekliyordu ve onaylandı. Erdemoğlu Holding üzerine satılarak tahsil sermaye artışı yapılacak. Şimdi Sasa'nın biz genel görünümüne baktığımız zaman bu haber olumlu mudur, olumsuz mudur diye denediğimizde, yani bir düşündüğümüzde. Şimdi şirketin zaten %55'i Erdemoğlu Holding'e ait. %20'si Merinos Halı'ya ait. Zaten Erdemoğlu şirketin %75'ine sahip. 2 milyon lot geri alım yaptı bu seviyelerden. Burası da bence olumlu, pozitiftir. Şirketin halka açıklığı zaten %23. Halka açıklıkta çok ciddi bir artış yok. Ve burada halka açıklığı artacak olursa da kendi holdingi üzerinde tahsil sermaye artışı yaptığı için burada Erdemoğlu'nun payları artacaktır. Dolayısıyla bu olanaklar Sasa'ya finansman sağlayacağı için Sasa da bunu halka arz ederek, yani halka açıklığını artırarak veya işte küçük yatırımcıya bulunukları vererek veya bedelli sermaye artışı yaparak yapmadığı için ben bu haberi olumlu karşılarım. Piyasada muhtemelen olumlu karşılamış, %7'lik bir hareket olmuş. Tabii ki burada Sasa'nın grafiğini de inceleyeceğiz birazdan. Yapmamanız gereken bazı hareketler var. Ben size onları tek tek anlatacağım. Daha önce, çünkü düşüş trendinde Sasa'da ne zaman böyle haberler çıktı, bir pozitiflik oluştu. Ondan sonra yine küçük yatırımcı üzüldü arkadaşlar. Ben size kendi stratejimi Sasa özelinde anlatmak istiyorum. Şimdi gelin endekse gidelim. Sonra Sasa ile Astor'a bakacağız. Sonra sizlere seçtiğim şirketleri analiz edeceğiz arkadaşlar tek tek. Şimdi öncelikle şöyle bir hemen endeksi açıyorum. BIST 100 grafiğimizi önümüze gelsin. Endekse bir değişiklik var mı derseniz yok arkadaşlar. Çok sıkıcı bir hafta geçiriyoruz açıkçası. Şöyle baktığım zaman burada iki tane bant aralığı belirlemiştik. Şimdi düşen trendten çıktık. Birinci pozitifliğimiz burası, gayet güzel. Buradaki yatay direnç seviyesini henüz geçemiyoruz. Burası hem altın oranımız hem de daha önce yaptığımız minik zirvenin seviyeleri. Burası nedir? 8200 ve 8000 aralığında bir bant aralığı. Dolayısıyla biz burada 8200'ün üzerinde kalıcı olamadığımız sürece endeks aşağı doğru satış gelme ihtimali her zaman vardır. Gördüğünüz gibi ne zaman başımızı kaldırsamız tepemize vuruyorlar arkadaşlar bu tarafta, endeks tarafında. Tabii ki siz ayrışan hisselere buralarda geçiş yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer ki elinizdeki hisseden gelecekte umutlu değilseniz. Özellikle baktığımda şu 4 günlük hareketlerde en azından gün içi zirvelerin gitgide yukarı geldiğini görebiliyorum. Burası da pozitif. Çünkü burada 8000, bakın bugünkü zirvemiz 116. Daha önce yaptığımız zirve 8094'tü. Zirveler hafif hafif yukarı gidiyor. Burayı ne kadar sık zorlarsak o kadar çabuk kırarız diye düşünüyorum. Peki negatif senaryomuz nedir diye düşünecek olursanız, öncelikle şurada benim çizdiğim 7941. Hani burayı biraz marjlı bıraktık. Buranın altına doğru gelecek olursa arkadaşlar trend desteğine kadar inebiliriz. Burası 7800-7700 civarlarına muhtemelen tekabül edecektir. Yarın yine 7940'ların üzerinde kalırsak bence en azından endeks açısından pozitif görünüm devam eder. Tabii ki buradaki artık altın oran bilanço dönemine kadar kırılır mı kırılmaz mı bilmiyorum. Ben bilanço dönemine kadar yıl dışında olacağım için
Burada artık kendi takibinizi kendiniz yapmanız gerekiyor. Zaten her gün bu analizleri yapıyoruz arkadaşlar. Yine ben YouTube kanalımdan sizlere bu bir hafta burada olmadım, bir hafta içerisinde destek vermeye çalışacağım. Eğer anormal bir hareket veya kırılım gelecek olursa sizlere oradan kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Hani kelepir fiyatlar istiyorsanız burada aşağı doğru geri çekilmelerde düşen trend kanalı üst bandı civarından belki alımlar yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama çok fazla bu yeşil alana artık ineceğimizi düşünüyorum. Bu kadar fiyatlanma olduktan sonra tekrardan sert bir satış, anormal bir haber akışı lazım bence. Şimdi gelin istiyorsanız SASA'ya bakalım. Şimdi bu sermaye artışının onaylaması sınırlı pozitif dedik. Piyasada tabii burayı satın aldı ama SASA'da her zaman buna benzer şeyler oldu arkadaşlar. Şu düşüş trendinden sonra bakın. SASA her yukarı gitmeye çalıştığında aşağı doğru satışlar daha derinleşti ve yeni dip seviyeler oluştu. Dolayısıyla siz burada alt seviyelerde çok yataydayken, bakın burada bir seviye vermişiz mesela 35-20'nin altına inmesi negatif demişiz. Buraya doğru bile tuzaklamışlar. Tabii ki Erdemoğlu burada kendisi de alım yaptı. Yani ona dikkat edin. 2 milyon not zaten alım yaptı. Tahsil sermaye artışı kendi şirketi üzerine. Burası da kendine. Demek ki burada Erdemoğlu hala şirketinin iyi fiyatlarda olduğunu düşünüyor ki payını artırıyor. Dolayısıyla ben gelecekte hala SASA'dan olumluyum ama işte burada SASA bir kırılım hareketi yapıp yukarılara doğru gidecek olursa buradaki direnç seviyelerine yakın seviyelerden sürekli alım yapmak bence tehlikeli. Çünkü daha önce de bakın aşağı doğru geliyor, satış yiyor sürekli. Dolayısıyla siz giriş yapacaksanız burada yataylaştığı aşağıdaki seviyelerden az 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 birikim yapacaksınız. Şimdi benim portföyümde mesela SASA var, sürekli alıyorum, her ay aldığım bir hisse. Bakın gördüğünüz gibi %2'lik bir sadece portföyümde ağırlığı var. Çünkü daha önce realize ettikten sonra bu düşüş dalgası boyunca almamıştım. Maliyetim 40-41 lira civarında şu an. Hala burada %15-20'lik zararım mevcut arkadaşlar ama az az almaya devam ediyorum. Bakın geçen ayda aldık, 8 Ocak'ta aldık önceki ayın yedek akçesinden. Şimdi bugün sabah da birazcık aldım ama hala maliyetim yukarıda olmasına rağmen az 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 maliyetimi çok yükseltmeden maliyet düşürerek toplamaya devam ediyorum. Portföydeki ağırlığını da çok fazla artırmıyorum. Çünkü burada hala birazcık risk var. Yani şu yatırımların dönmesi birazcık sancılı olacak. Siz de bu şekilde analizler yaparsanız, az az toplarsanız en azından böyle beklentili şirketlere çok terste kalmazsınız diye düşünüyorum. Özellikle net pozitif demek için bence SASA'da arkadaşlar 55 lira civarı. Yani buranın üzerine bence geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bakın şöyle bir formasyon buraya çalışabilirler. Burada bir kere daha düşürme hareketi yaparlar. Ondan sonra tekrardan küçük yatırımcının canı yanabilir. Dolayısıyla siz ya bu alt seviyelerden az 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 biriktirin. Ondan sonra 55 lira üzerine çıkarsa bu şirket eski zirvesini zorlama potansiyeli vardır. Buranın kaç yıl süreceğini bilmiyoruz arkadaşlar. Yani çok uzun süre sabrı olmayanlar bu işlere çok fazla girmesinler. Ha burada alsat yapar mısınız bilmiyorum. Burada alsat yapmak da çok zor. Yani birileri gelip hisseleri tepenize boşaltıyor. Bakın şu bölgede gördüğünüz gibi aralıksız düşüş dalgası yaratabiliyorlar. Dolayısıyla birazcık yukarı gittikten sonra tekrardan bir düşüş dalgası yaratırlarsa hiç belli olmaz. Canınız yanmasın. Dolayısıyla siz temkinli SASA'da yatırımcı mantığıyla hareket etmeniz gerekiyor. Şimdi diğer bir şirketimiz arkadaşlar Astor. Bugün sert hareket yaptığı için bakıyorum buraya. Özel bir sebebi yok. Diğer enerji şirketlerinde olmayan bir hareket vardı. Burada mevzu nedir diye bir analiz edelim. Şimdi burada daha önceden analiz etmiştik, bir düşen trendimiz vardı. Bakın görüyorsunuz düşen trend henüz kırılmış mı? Kırılmış değil. Burası aşırı pozitif değil. Tekrardan geri çekilme yapabilir mi? Yapabilir. Şimdi pozitif taraflarına bakalım Astor'un. Daha önce işaret ettiğimiz üzere 200 günlük hareketli ortalama civarından bakın. Çok güzel yukarı doğru tepki hareketi yaptı. Zaten burayı değerlendiren arkadaşlar mutlaka vardır. Yani o zaman analiz yaptığımızda hazine haritası formasyonlarını sizlere vermiştim. Hazineleri o zaman bulmuştuk. Bulanlar zaten %15-20 karda. Şimdi baktığımız zaman burada bir bayrakvari veya filamavari oluşum var. Buranın hedefini verecekse yukarı doğru atılım yapabilir. Burası yaklaşık olarak 125 lira civarlarına tekabül ediyor. Tabii ki sizin Astor'da kesinlikle pozitif olmanız ne zaman olur dersem buradaki 125 liraların üzerleri olacaktır. Onun dışında burada trend kırılımı varsa bir deneme yapabilirsiniz. Hani şu an gelmemiş, yarın trend kırılımı gelecek olursa şu şekilde bu bölgeden belki bir deneme yapabilirsiniz. Tabii ki temkinli olun arkadaşlar bu hisselerde. 125 liralara kadar bir hareket olması beklenebilir diye düşünüyorum. Trend kırılımı sonrası arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bakın burada yine bir çanak kulp belki formasyonu yapacaklar. Ondan sonra tekrardan omuz baş omuza çevirip burayı yukarı doğru götürmek isteyebilirler. Astor'da bilançosunu takip edeceğim hisselerden bir tanesi. Özellikle burada 382, Fibonacci 382'yi siz bir stop noktası kabul edebilirsiniz. Bakın çünkü burada daha önce destek olarak çalışmış. Burası kırıldıktan sonra sert düşmüş. Daha sonra direnç olarak çalışmış. Şimdi geldiğimizde buranın üzerinde kapatmayı başarmışız.
Her ne kadar trend kırılımı gelmese de siz mesela az sonra bir aksiyon almak istiyorsunuz. 109.4 liraları bir stop noktası olarak bu şekilde kabul edebilirsiniz. Astor görünüm itibariyle fena değil. Çarpan itibariyle çok fazla bana gelmiyor ama Yesan ve Astor tarafında, enerji tarafında, pahalı fiyatların hisseler tarafında ikisini diğerlerine göre ben daha avantajlı görüyorum. Çarpan ucuzluğu anlamında Astor'da bilançosunu takip edeceğimiz şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi gelelim şu diğer şirketlerin analizlerine arkadaşlar. Burada bakın size 6-7 tane şirket seçtim. Yatayda giden, bilançoları yavaş yavaş toplama hazırlığında olan şirketler. Bunları nasıl analiz edeceğiz derseniz, önce buradan bilanço incelemelerini yapacağım ben sizlere. Karlılıkların artışlarına bakacağım. Matrix üzerinden çarpı analizi yapacağız. En sonra teknik analizde önemli seviyede ise, bunlar zaten buraya aldım, önemli seviyeleri ben size göstereceğim. Yani bir kırılım dahilinde oyuna girmeniz gerekiyorsa o kırılım seviyelerini de söyleyeceğim. Şimdi birinci tarafımız Alkim tarafı arkadaşlar. Alkim'de ne yaşandı? Potasyum sülfatlar çıkmadı, ısı ayarlanmadı vesaire vesaire, bir ham maddeye ulaşmada sıkıntı oldu. Burada yapılan yatırımların geri dönüşü çok gecikti. Şimdi Alkim'e baktığımız zaman uzun süredir zaten yatay gidiyor. Ama şirkette bakın satışlar 2022'nin 3. ayında zirve değerleri görmüş. Sonra gitgide azalıyor. Tekrardan satışlar yükselişe geçmişti. Biz bilanço incelerinde bunları söylemiştik. Satışlar yükselişe geçerken aynı zamanda FAVÖK de yükselişe geçiyor. Ve buradaki FAVÖK yükselişi gitgide hızlanıyor. Yani şu an baktığımız zaman geçen yılın en iyi FAVÖK'ünü, aslında 2022 yılının en iyi FAVÖK'ünü geride bırakmış durumda. Şirketteki bilanço toparlanması devam ediyor ve tarihi zirve, net kar ve net FAVÖK değeri zaten gelmişti bu şirkette. Dolayısıyla gelecek çeyrek bir net kar daha veya FAVÖK daha bunun üzerine gelirse buradaki merdiven belirginleşmeye başlayacak ve insanlar buradaki şirketteki karlılık büyümesini fark edeceklerdir diye düşünüyorum. Bu süreçte Alkim'in bize bir riski olabilir mi? Mesela bilanço yatay geldi, kötü geldi. Çok fazla da aşırı bir riskli şirket olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada net borca baktığınız zaman şirket net nakitte. Yani borcu yok. Sadece 100 milyon finansal borcu var. Kasasında zaten 500 milyondan fazla nakit para var. Dolayısıyla bu şirket çok riskli bir şirkette değil. Bu analizi yaparken bunlara özellikle dikkat ettim. Şimdi Alkim tarafında özellikle çarpan analizine baktığımız zaman benim kriterlerime göre ne olması lazım? Şu an şirket nerede diye bir değerlendireceğiz. Öz sermaye karlılığımız bakın. Burada 400 milyon zaten 3 çeyreklik karımız var. Ve karlar dikkat edersen gitgide artıyor. Son çeyrek daha iyi bir kar gelirse, burada 600-650 milyonluk bir kar görme potansiyelimiz olursa bizim iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 650 milyon karı siz öz sermayesine böldüğünüz zaman, yani yıl ortası öz sermayesi buranın 1 milyar 100 milyon civarıydı. %50'nin üzerinde bir öz sermaye karına şirket tekabül edecek. Burada baktığınız zaman piyasa hedefler değerinin 4 olduğunu görebiliyorsunuz. %50 öz sermaye karlılığına piyasa değeri defter değeri 5 gayet idealdir arkadaşlar bu şirkette. Şu an piyasa değeri defter değeri 4 gibi duruyor. Dolayısıyla burada %25'lik bir hali hazırda potansiyel sanki görünüyor. Bunu nereden çıkarıyorsun derseniz bakın gelin tarihi biz öz sermaye karlılığı piyasa değeri defter değerlerini kıyaslayalım. Alkim Alkali şirketinin. Şöyle bir baktığımızda bakın. Şirketin öz sermaye karlılığı şuradan aşağıdaki mavi yer. Bakın %50'lerde, %60'larda. Gitgide yükseliyor. %60'lara kadar yükselmiş tarih içerisinde. Bu %60'lara yükselirken piyasa değeri defter değeri de bakın 4'lerden 7'lere kadar yükselmiş. Yani 6'lara kadar yükselmiş. Paralel olarak artıyor. Daha sonra öz sermaye karlılıkları gitgide düşüyor bakın şirketin. Piyasa değeri defter değeri de bununla beraber geri çekiliyor. Gördüğünüz gibi öz sermaye karlılığı bakın %50, %40, %40 şu an %38 bandına doğru gelmiş. Piyasa değeri defter değeri ne oluyor? Bakın 7, 6, 5, 4, 3 diye iniyor. Ve şu an piyasa defter değeri tarihi dip seviyelerde. Yani şöyle baktığınız zaman bakın şirket genellikle burada 2020 yılından beri piyasa defter değeri 2.6'nın altına düşmemiş. Şu an şirketimiz nerede? 3.46 piyasa defter değerinde dip yapmış gibi duruyor. Tabii ki buradaki öz sermaye karlılığı hala küçülmeye devam ediyor. Ama bu çeyrek iyi gelecek olursa öz sermaye karlılığı buradan yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Eğer ki öyle bir durum olursa bu şirketin bakın şu an piyasa defter değeri 4 seviyesindeyken öz sermaye karlı da %39 seviyesinde. Yani 10'a 1 oranını şu an karşılıyor bu şirket. Ama biz future öz sermaye karlına baktığında son çeyrek iyi gelecek olsa buradaki öz sermaye karlı artmaya başlayacaktır. Ve buna istinaden piyasa hedefler diye de buradan çıkmaya başlayacaktır arkadaşlar. Zaten grafiğine baktığınız zaman bakın ne kadar güzel bir görünüm var. Şimdi grafik analizinde beraber yapalım. Dolayısıyla Alkim Alkali bilançosunu takip edeceğimiz, bilanço iyi olursa aksiyon alacağımız şirketlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Alkim'in bilançosu kesinlikle inceleyeceğim. Listeye aldım arkadaşlar. Şimdi Alkim'in teknik analiz kapsamına baktığımız zaman bakın burası aslında bizim harizini haritası formasyonlarında videolarında verdiğimiz şirketlerden bir tanesiydi. Şu bölgede özellikle çok ciddi fırsat vermişti. Burası neresiydi?
200 günlük hareketli ortalamanın bile çok çok altlarıydı ama Fibonacci altın oran seviyesini işaret etmiştik. Burada Fibonacci altın oranın üzerinde kalması neticesine bakın. Yukarı doğru şirket ataklar yaptı. O zamandan bu zamana değerlendiren varsa halihazırda zaten burada bir para kazanmış. Şu an Fibonacci 0.5 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Onun dışında diğer bir pozitif taraf, bakın yukarıdan düşen trend attığınızda düşen trendin kırılımı henüz gerçekleşmiyor. Dolayısıyla şirket şu an 36.50'nin altına gelmediği sürece, bakın çok kritik bir noktada bırakmış. Burada ne görüyorsunuz? İşte bir omuz baş omuz veya çanak kulp formasyonu yukarı doğru çıkıp boyun çizgisini retest etmiş. Yarın buradan yukarı doğru atlayacak olursa bu şirket ilk etapta 39-40 liralara doğru gidebilir. Ama dediğim gibi burada da yine siz yatay dirençlerle karşılaşacaksınız. Mesela 40 lira civarında da bir direnci var. Bu bölgelerden tekrardan satış yiyebilir. Önemli olan burada daha düşük seviyelerde bilançosu iyi gelecektir şirkete girmek. Dolayısıyla bilanço takibi burada çok çok önemli olacak. Alkimik Alkali'yi bence listenizde tutun arkadaşlar. Onun dışında bakın logaritmik grafikte de çizdim size. Şimdi Fibonacci'yi kaldırıyorum. Düşen trendimi de kaldırdım buradan. Buradaki seviyeleri de kaldırıyorum. Size genel görüşümü söyleyeceğim bu şirketle ilgili. Şimdi bu şirkete baktığınız zaman bakın tarih içerisinde haftalık logaritmiye alıyorum. Yani halka arzına kadar gideceğiz. Alkim Alkali. Bakın ne görüyorsunuz? Bir kanal içerisinde yukarı bant, aşağı bant, orta bant, aşağı bant, orta bant sürekli gidiyor. Bakın orta bandın çalışmaları çok nizami, zorlanıyor. Orta bant geçince yukarı kanallara kadar çıkıyor. Şimdi en üstteki kanalın, bakın şuranın, yani logaritmik halka arz kanalının 1 denemiş, 2 denemiş, burada 3 denemiş, üstüne atmış, tutamamış. 4 denemiş, altına geçmiş, 5. kez üstüne geçiyor, tekrardan altına geçiyor ama şu an bu seviyelerde şirket zorluyor buraları. Eğer ki bu kanalın tekrardan üzerine atacak olursa, daha önce kanalı geçtiğinde bakın hep rally başlatıyor şirket. Burada tekrardan kanalın üzerine geçecek olursa rally başlatabilir diye düşünüyorum. Burası da 38-39 liraların üzerleri. Bakın 2 gündür buraları deniyor bu şirket. Yani bakın burası haftalık grafik. 2 haftadır hatta 3 haftadır buraları deniyor ve geçemiyor. Bu seviyenin yukarı doğru geçilişi Alkim'de belki yukarı seviyeleri getirebilir. Özellikle burada bilanço takibi de çok önemli olacak. Dikkatinizi çekerek. Bilanço kötü gelirse burada teknik analiz bence çok işe yaramaz. Enflasyon muhasebesi de olduğu için birazcık şüpheli yaklaşmak lazım bu bilanço dönemine. Şimdi diğer bir hissemiz arkadaşlar Sarp-Uysal hissesi. Şimdi burası da bence ucuz kaldığını düşündüğüm hisselerin çarpan bazında. Şimdi buradaki tek bir benim şüphelendiğim nokta marjlarda sürekli yüksek olma durumu var. Yani tarihi marjlarına göre bakın yüksek. Satışlar sürekli artıyor. Ama buradaki pavök ve net kar tarafı daha fazla artıyor. Ama son çeyrek gördüğüm kadarıyla buradaki net kar marjının da artmaya başladığını görebiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada son çeyrek bir kere daha yüksek bir kar gelecek olursa bakın burada tarihi 4 tane pavök barı ve tarihi bir net kar barı olabilir. Dolayısıyla buradaki kar yükselişi insanların dikkatini çekecektir. Çünkü zaten satışlarda bir problem yok. Şirketin karlılık anlamında baktığımız zaman esas faaliyet karından geliyor tüm karlar. Yani burası çok güzel. Geçen yıl 1 milyar 300 milyon esas faaliyet karı yaparken bu yıl 2 milyar 900 milyon yapmış. Esas faaliyet karını 2'ye katlamayı başarmış. Gayet güzel. Pavök tarafına baktığımızda %67'lik pavök büyümesi var. Burası da gayet güzel. Net borç tarafında 4 milyar 700 milyon şirketin net borcu var. Fakat pavök tarafı 2 milyar 100 milyon olduğu için buradaki net borç pavök oranı 2.5'larda gibi. Dolayısıyla çok aşırı şık olmayan bir net borç pavök rasyosu da var. Dolayısıyla aşırı riskli bir şirket değil. Şimdi onun dışında yine çarpan analizine gidelim. Bakın görüyorsunuz 4 milyar öz sermayesi var. 1 milyar 400 milyon bu çeyrek kazandı. Son çeyrek hani aynı karı getirsin. 600 milyon kazansa 2 milyarlık bir yıl sonu net kar olacak. Öz sermaye karlı burada %50'ye tekabül edecek. Ama şirketin piyasa hedefler değerine bakıyorsunuz 3.40'larda konumlanıyor. Dolayısıyla 5'e kadar fiyatlama yapabilir. Yani 27 liralardan 40 liralara kadar bir atak geliştirebilir diye düşünüyorum Sarp-Uysal şirketi. Buradaki tek benim soru işaretim net kar marjları ve pavök marjları gitgide artmış. Burada tarihi zirve seviyeler olup buralarda bir geri çekilme olacak olursa Sarp-Uysal'a karlılık düşer. Dolayısıyla buranın da mutlaka bilançosunu incelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. İstiyorsanız hemen Sarp-Uysal'ın da grafiğine gidelim bir bakalım. Şimdi bakın burası da haftalık logaritmik. Burada da bir formasyon var. Yani ben bu grafiklere bakarken her şeyle baktım arkadaşlar. Dikkatinizi o anlamda da çekmek istiyorum. Şimdi haftalık logaritmik grafik nezdinde bakıyoruz. Bakın burada bir kanal oluşturmuş. Orta bant, üst bant, alt bant. Alt bant da uzun yıllar yatay gitti. Sonra rally'ye kalkmış şirket. Ondan sonra bir yerde arkadaşlar burada bu kanalı patlatmayı başarmış. Ve burada bakın bu kanala sürekli retest yapmış. Yukarı gitmiş. Retest yapmış. Tekrardan yukarı gidebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada kanalın içerisine düşülmediği sürece pozitif olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ne zaman kanalın içine düşer Sarp-Uysal şirketi?
Burada haftalık logaritmikte şöyle bakıyoruz. Yani 24-25 liraların altına gelirse kanalın altına düşer arkadaşlar. Ama şimdi günlük grafiği alayım ben sizler için. Ve de burayı bir yakından inceleyelim logaritmik grafikte. Bakın burada neresi var? Bizi tutacak yer. Fibonacci 786 bandı var. Ne dedik? 786 düzeltme dalgalarının efsanevi alım bölgesidir. Bir alım bölgesi burada. İki alım bölgesi de Fibonacci 618 seviyesinde. Şu an şirket efsanevi alım bölgesinden yukarı doğru ataklar gerçekleştiriyor. Ve trendini kırmaya çalışıyor. Bir bakalım trendi lineerde kırılmış mı? Hemen açıyorum bakın. Trendi lineerde kırılmamış arkadaşlar. Burayı bir trend olarak kabul ederseniz. Siz burayı değil de burayı kabul ederseniz kırılmış dersiniz. Ama bu çok uygun olmaz bence. Şu gördüğümde buradaki trendin kırılması lazım. Dolayısıyla sarkıysana şu an için uygun alım bölgeleri ama rally yapmak için uygun dönemler değil arkadaşlar. Burada trend kırılımının gelip altın oranın üzerinde kalmamız lazım. 30 liraların üzerleri sarkıysan için daha iyi alım noktaları olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki 30 liralar ciddi bakın direnç seviyeleri. Yani şuraya baktığınız zaman burada ciddi toparlanma yapmış. Destek olarak çalışmış. Daha sonra direnç olarak çalışmış. 30 liraların üzerinde kalması gerekiyor bu şirketin. Ama burada bir yataylık içerisinde hapsolabilir. Burada toplam fırsatı verebilir diye düşünüyorum. Diğer bir hem grafiğiyle hem logaritmik grafiğiyle hem çarpanlarıyla hem de bilanço gelişimiyle dikkatimi çeken şirketlerden bir tanesi arkadaşlar Sarkusan oldu. Şimdi diğer bir şirketimiz, burayı her bilanço dönemi analiz ediyorum kendi portföyümde olduğum için. Otomotiv yan sanayi ihracatı gayet iyi gerçekleşmiş. Son çeyrekte buradası da otomotiv yan sanayi çalışan Cemtaş Makine Sanayi Ticaret Şirketi. Şimdi diğer demir çelikler yıkılırken arkadaşlar Cemtaş çabuk toparladı. Yani şöyle baktığınız zaman bakın diğerleri hep zarar yazarken Cemtaş satışlarını sabit tutmayı hatta son çeyrek artırmayı başardı. Onun dışında Favök azalışını durdurdu ve yukarı doğru merdiven yapmaya başladı. Net kar tarafında karlar gitgide artmaya başladı. Burası da net borcu eksi olan bir firma. Bakın finansal borcu neredeyse hiç yoktu. Geçen çeyrek bakalım bu çeyrek nasıl olacak. Onun dışında kasasında 600 milyon kadar burada nakit var. Burası da gayet güzel. Öz sermaye karına baktığımızda bakın 2 milyar 600 milyon öz sermayesi var. Yıl son ortası, yıl ortası öz sermayesi 2 milyar 200 milyon. Ve net karı burada 800 milyon olmuş. Şimdi son çeyrek ne kadar net kar yaptı? 364 milyon kar yaptı. Şimdi Cemtaş şirketi son çeyrekte 300 milyon kar yapsın. 1 milyar 100 milyon net dönem kar olacak. Yıl ortası öz sermayesi 2 milyar 200 milyon. Ne oldu öz sermaye karlı? 1 milyar 100 bölü 2200 deseniz %50 dönemsel öz sermaye karlılığı var arkadaşlar bu şirketin. Şimdi %50 dönemsel öz sermaye karlılığı varsa burası piyasa değeri defter değeri 4-5 civarı fiyatlayabilir. Şimdi gelin çarpanlarına bir bakalım Cemtaş şirketinin. Hemen detay bilgileri diyorum. Piyasa değeri defter değeri 2, FK'sı 5. Aşırı kelepir fiyatlayan bir şirket arkadaşlar. Dediğim gibi öz sermaye karlılığı son çeyrekte iyi gelirse yükselecek şirketlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bilançosunu kesinlikle yakından takip etmemiz lazım. Şimdi grafik görünümü de çok güzel. Oraya da bir bakalım. Hızlıca öz sermaye karlılığının gelişimine de bakalım arkadaşlar. Cemtaş şirketinin. Şimdi bakıyorum. Tarihi düşük öz sermaye karlılıkları %10'lardan. Bakın zaman içerisinde %60'lara kadar gelmiş. Hemen piyasa değeri defter değerini inceleyelim. Bakın 1.7'den hatta daha aşağılarda bakın şuralarda 1'lerden. Yani %10 iken öz sermaye karlılığı. Bir de burada piyasa değeri defter değerinin 1 olduğunu görebiliriz. Tarih içinde öz sermaye karlılığı gitgide artarken, öz sermaye büyümesi gitgide artarken burada piyasa değeri defter değerinin de bakın 2'ler, daha sonra 2.5'lar, 3'ler, 3.5'lara kadar gittiğini görebiliyoruz. Demek ki bu şirket tarihi öz sermaye karlılığının yarısı kadar piyasa değeri defter değerinden fiyatlanıyor. Dolayısıyla burada şimdi inceleyeceğimiz durum nedir? Burası tarihi öz sermaye karlılıklarına bakıyoruz. Bakın 60'lardan tekrardan düşmeye başlamış. Çelik sektörü kötü gitmesi itibariyle döngüsel zaten sektörler bunlar. 35'lere 40'lara kadar gelmeye. Şimdi tekrardan 60'lara doğru bir atak yapacak olursa buradaki piyasa değeri defter değeri burada dip oluşturduğu seviyelerden tekrar yukarılara doğru atak yapabilir. Dolayısıyla siz bu şirket piyasa değeri defter değeri 3 ile bile fiyatlasa öz sermaye karlı çünkü %60 iken piyasa değeri defter değeri 3.80 ile fiyatlamış. Öz sermaye karlı biz %50 olabilir diyoruz. 3 ile fiyatlasın. Şu an 2.01'lerde piyasa değeri defter değeri. Burada %50 potansiyel ben olabileceğini düşünüyorum. Bilanço sonrası. Bilançosu iyi gelirse arkadaşlar. Şimdi teknik analizine bakalım. Hani temel analiz tarafında tamamız. Çarpan tarafında tamamız. Şimdi teknik analiz tarafına gideceğiz. Cemtaş şirketi bu. Şimdi burada da arkadaşlar bakın Fibonacci 618 seviyesinde uygun fırsat verdiğini görebiliyorsunuz. Alt oranı şu an üzerinde kalıyor arkadaşlar bu şirket. Burada bakmamız gereken şey bizim lineerde trend kırılımımız gelmiş mi diye.
hemen şirketi değerlendireceğiz. Trend nereden başlıyor? Şu bölgeden aslında trendinin kırıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer ki siz bu bölgeyi almazsanız şöyle bir trend çizersiniz. Ama burası da çok mantıklı olacağını ben düşünmüyorum. Hani bu kadar yatayda bir kırılım olacaksa zaten siz bu boyun çizgisine doğru hareketini bile beklesiniz. Şirketin uzun süre burada size toplam fırsatı verecektir. Artık hangi şekilde takip ederseniz edin. Ama ben burada daha çok şu dönem sert hareketlerin görülebileceği dönemler olduğu için Borsa İstanbul'da yükseliş başlarsa trendi şu şekilde kabul etmeyi tercih ederim arkadaşlar. Şu şekilde kırılımın geldiğini düşünüyorum. Özellikle burada yatay bir direnç bölgemiz var. Orası da burası Fibonacci 0.5 bölgesi. Burada bakın bir toplam alanı oluşturmuşlar. Belki bu bölgede bir toplam alanı daha oluşturabilirler. Şirket 11.12 liraların üzerine giderse bence pozitif olacaktır. Burada özellikle bir omuz baş omuz belki çalışması yapabilir ve yukarı doğru atılabilir diye düşünüyorum. Cemtaş tarafı da bakın burada trend kırılımının gelmesi, yatayda altı oran üzerinde kalması, hareketli ortamlar nezdinde şu an 200 günlük hareketli ortalamaya çok yakın seviyede buranın geçilmesi lazım arkadaşlar. Negatif olan taraflardan bir tanesi. Diğer her şey pozitifken 200 günlük hareketli ortalamanın burada altında kalmış bu şirket. Burayı da yukarı doğru kırması lazım. Dolayısıyla siz burada pozitif olmak için buradaki 11 liraların üzerine çıkmasını bence bekleyin Cemtaş şirketinin. Zaten ben bilanço bekleyin öneririm. Bu şirketlerin hepsinde bilançolara göre analiz etmek çok çok doğru olacaktır. Biliyorsunuz ben portföye bilanço döneminde ekleme yaparım. Bilanço döneminde çıkarma yaparım. Veya tarihi böyle düzeltme olursa oralardan altın oran seviyeleri 200 günlük hareket ortamlarına dahil oluyorum. Şimdi Cemtaş'a bakmışken bu çime de bakmazsak olmaz. Çünkü mesela Cemtaş kaçarsa bu çim fırsatı hala var. Çünkü bu çimin karlarının büyük kısmı Cemtaş'tan geliyor arkadaşlar. Çünkü Cemtaş'ın %65'ine sahip. Dolayısıyla bu çim bir çimento şirketi olmasına rağmen demir çelik sektörü tarafından çok çok etkileniyor. Bu çim şirketi de benim defansif gördüğüm şirketlerden bir tanesi. Diğer çimentolar çimento açısından daha iyiyken bu çim fiyat olarak ucuz fiyatlı. O yüzden ben burayı defansif olarak nitelendiriyorum. Siz çimento şirketi alacaksanız bu çim almayın. Ama defansif bir şirket alacaksınız. Çelik artı çimento karışımı istiyorsanız ve çarpanları diğer çimentolara göre ucuz olsun istiyorsanız burada bu çim tarafını tercih edebilirsiniz. Ben bu çim tarafını tercih etme nedenim Cemtaş kötü giderken bu çim aşırı düzeltmişti diğer çimentolarla beraber. Burada Cemtaş'ın pozitife dönmesinden dolayı bu çime fayda sağlayacağını düşündüğüm için o zaman bu çime geçiş yapmıştım. Bekliyoruz. Yani bir 6 aydır vesaire bekliyoruz. Hala da beklemeye devam edeceğiz. Şimdi bu çim tarafında bakın 10 çeyreklik baktığınız zaman satışlar büyüyor, FAVEK büyüyor, net kar büyüyor. Burada hem çimento tarafının iyi gitmesi hem de Cemtaş'ın kötü gitmemesi neticesinde çok fazla bozulma olmadı. Özellikle burada da FAVEK tarafına baktığı zaman gitgide arttığını görebiliyorsunuz. Net kar tarafında son çeyrek birazcık zayıflama olduğunu görebiliyorsunuz ama merdiven şekli hala bozulmamış. Dolayısıyla burada da bu Çin'de de öz sermaye karlı bakın 4 milyar 700 milyon yıl 3. çeyrek öz sermayesi var. Burada 1 milyar 200 milyon kar var. Yani bu çeyrek tekrardan geçen çeyreğe benzer bir net kar olacak olursa 444 milyon yollaması lazım. 1 milyar 600 milyon net dönem kar olur. Yıl ortası öz sermayemiz 4 milyar 200 milyon. Hadi gelin hesaplayalım. Yani 1600 bölü 4200 diyeceğiz. Hemen hesaplıyoruz. %40'lık öz sermaye karlı olacak bu şirkette. Hemen ben bu çim tarafının çarpanlarını açıyorum. Piyasa yeri defter değeri 2.37 arkadaşlar. Yani burada piyasa yeri defter değeri 3.5-4'lere kadar fiyatlama olabileceğini ben düşünüyorum. Bu fiyatlama olursa burada 17-18 liralara kadar da bir fiyatlama olabilir. Dolayısıyla bu çim tarafında pozitif. Onun dışında çimento sektörüne baktığınız zaman bakın piyasa yeri defter değerleri genelde Akçansa'da 3.74 civarı. Şimdi diğerlerine bir bakalım istiyorsanız. Mesela Oyakçı'ya bakalım. Oyakçı tarafında 5.33. Diğer şeye bakıyoruz. Çimsa tarafından bakalım. Çimsa tarafında piyasa yeri defter değeri 3.50. Yani bu çim tarafında ciddi manada ucuzluk var arkadaşlar. Cemtaş'a bağlı bir ucuzluk oluyor dolayısıyla burada. Ama Cemtaş iyi gideceği dönem gelirse bu çim diğer çimentoların da önüne geçebilir. Ama şöyle baktığımızda şimdi kelepir fiyatlardan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Burası hemen bakıyorum ben. Normal grafik. İstiyorsanız bir logaritmik formasyonla beraber bakalım. Bu çim Bursa çimentonu. Daha önceden ben burayı sizlere analiz ettiğimde arkadaşlar. Şöyle bir tarihi kanalı vardı. Burada bir çanak kulp yapmıştı. Burada bakın ilk hedefini zaten gitmişti. Yani buranın ilk hedefi neresiydi? Çanağın kulpu burada gidilmiş. Tamam gidildikten sonra buradaki hedef seviyesinin bakın üzerinde kalınıyor. Yani buranın kırıldığı noktaya tam koyuyorum. Evet. Buranın hedef seviyesi arkadaşlar 6.73. 6.73 üzerinde kalınmış. Burası altın oran seviyesi civarında bir seviye. Şu an Fibonacci bakın altın oranın üzerinde kalıyor şirket.
Burası da gayet anlamlı. Eski zirvesi 11 liralar. 11 liradan 6.70 liraya kadar düşüş gerçekleştirmiş. Yani burada %50'lik düşüş kriterimizi de sağlıyor. Bursa Çimento tarafı. Dolayısıyla burada ciddi manada bence kelepir fiyatlar söz konusu diye düşünüyorum. Bursa Çimento tarafında hani uzun vade yatırım yapanlar için, biriktirme dönemleri arayanlar için bu şirketler birebir arkadaşlar. Şöyle baktığın zaman burada sert bir trend kırılımı geldi görülüyor ama hareketler hala yavaş. Yani burada insanlarda bir şey var, tedirginlik var. Yatay desteğine veya direncine bakarsanız bakın şöyle ayarlayayım. Şu bölge geçilmesi gereken sanki bir bölgeymiş gibi duruyor. Dolayısıyla bu Çin tarafı 7.70-7.80'lerin üzerine geçerse bence en azından burada 9 liralara kadar bir atak gerçekleştirebilir. Yani muhtemelen şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Buradan biraz zorlar kırdıktan sonra 8-9 liralara doğru gidebilir. Buranın da bence bilanço takibi önemli olacak. Cemtaş tarafı kötü gelecek olursa ben çok beklemiyorum ama burada tekrardan geri çekilmeler yaşanabilir. Ama şu an baktığınızda yani hareketli ortalama nezdinde bakın 200 günlükleri zorluyor. Yani böyle çok fazla kalmadı artık kelepir hisseler. Hatta 200 günün hafif hafif üstüne atmaya başlamış. Dolayısıyla buradaki hareketin sertleşmesi neticesinde hareketler sertleşecektir arkadaşlar. Bu Çin tarafında bence takibe alınız. Videomuz 31 dakika olmuş. Elimizde iki tane şirket kaldı arkadaşlar. Şimdi bu şirketlerden bir tanesi de Mondi.tr. Burası bence en şüpheli olduğum şirketlerden bir tanesi. Yeni birleşme hikayesi vardı. Bakın gördüğünüz gibi burada işler çok iyi gitmiyor. Tüm marjlar yerin dibine girmiş. İşler kötü. Kağıt sektörü genel olarak kötü. Burada bir tek Tezol ayakta kaldı. Tezol'u da zaten listeye aldım ben arkadaşlar. Şimdi satışlara baktığınızda satışlarda hafif hafif artışlar belirginleşmeye başladı. Son 4 çeyrek itibariyle bakıyoruz. Ondan sonra bakın Favök tarafı gitgide artmaya başlıyor. Şu an tarihi zirve Favök'ü 500 milyon. Neticesinde bu şirketin civarlarında şu an 250 milyon, 7 milyona kadar Favök yazmaya başlamış bir şirket. Ama son çeyrek baktığımızda bakın net karı şirketin daha önceki çeyrekleri geçmiş pozisyonu ve buradaki iki çeyrek zararı da göz önünde bulundurur. Bu koşullar ışığında bile baksak bakın bu şirketin yıl ortası öz sermayesi 1 milyar 800 milyon. Şu an 340 milyon kar var. Bir bu kadar daha kar gelse 250-300 milyon gelse burası 600 milyon kar yapacak. %30'luk bir öz sermaye karına tekabül edebiliyor. Mondi.tr işler kötüyken o da marjlar düşük, satışlar düşüyor. Şirket birleşme yaşamış, öz sermayesi büyümüş. Yani burada her türlü olumsuzluk söz konusu arkadaşlar. Buna rağmen yine de %30-%40'lık öz sermaye karını yakalama potansiyeli var. Mondi.tr şirketinin. Ama çarpanlarına baktığım zaman piyasa defter değerinin 2.33 olduğunu görebiliyorum. Yani burada %20-30'luk bir potansiyel sanki şu an için göz kırpıyor gibi. Tabii ki bu şirket en şüpheli olduğum şirket arkadaşlar. Bakın halka açık oranı düşük. Sermayesi düşük. Öz sermayesi düşük. Yani gelecekte böyle işler iyi gittiği zaman kağıt sektöründe, ambalaj sektöründe atılım yapacak şirketlerden bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Mondi.tr tarafının şu an en kelepir fiyatladığı zamanlar. Gelin grafiğine bakalım. Yani burası çok ciddi düzeltti. Tabii ki buraya arkadaşlar kesinlikle bilanço bekleyin. Yani kötü gelirse yamulturlar burada bizi. Dolayısıyla şu an için gidin alın vesaire demiyorum. Bunları araştırmanız için ben sizlere anlatıyorum. Baktın, gördüğünüz zaman teknik olarak arkadaşlar olumlu hiçbir şey olmadığını göreceksiniz zaten. Tüm hareketli ortalamaların altında. Teknik anlamda aşırı zayıf. Ama şurada bakın dip seviyeleri var. Yani 12 liralar civarında. 12 liraların çok fazla altına şirket sanki gelmek istemiyor. Şimdi logaritmaya da alayım beraber inceleyelim. Hareketli ortalamaları kapatıyorum. Burada gördünüz. Bakın burada şirketin bir formasyonu var arkadaşlar. Tarihi formasyonuna gidiyoruz yine. Bir haftalığı aldım. Bakın burada formasyon ne zamandan beri çiziliyor derseniz. İşte bu kanal 2008 Kasım'ından beri şirket bakın neler yapmış. Burada dev bir çanak, dev bir kulp yapmış. Şimdi buradaki kulpun hedefi arkadaşlar bakın şu en dip seviyesini alıyorum. Burada bir fitili var çünkü haftalıkta. Şu seviyede bir fitil görüyorum. Burayı aldım. Bakın bu kadar yukarı gitmesini bekler misiniz? Beklersiniz analize göre. Koyduk. Zaten gitmiş. Buraya gittikten sonra şirket ciddi manada satışıyor arkadaşlar. Nereye kadar geliyor? Bu kanalın bakın dikkat ederseniz üst bandına kadar geri geliyor. Burası ciddi bir destek bölgesi olabilir. Onun dışında burada bir yatay destek bölgesi var. 12 lira civarları. Dolayısıyla siz burada 12 liraya kadar zarar marjını göze alabilirsiniz. 12 liranın altına gelirse burada stop olacaksınız diyelim mesela. Ama yukarı doğru marjınız ne kadar derseniz hani yıllar içerisinde işler iyiye dönerse Mondi.tr tarafında ki burada birleşme falan da oldu. Yakından takip edenler varsa buraları şey yapabilirler. Pozitif burada marjınız 100 liralar gibi görünüyor arkadaşlar. Tabii ki burası 2008'den beri gelen kanal olduğu için burası 2-3 yılda gidecek bir seviye ama
Burada 7x, 8x potansiyel görünüyor. Yani dolayısıyla burada siz %10'luk 15'lik bir kaybı %80 potansiyelle değişme ihtimaliniz var. Yani burada güzel bir aksiyon alınacak noktada olduğunu düşünüyorum. Mondi TR şirketinin. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında bakarsanız fena durmuyor görünümü. Şimdi gelin lineerde trend kırılımımız gelmiş mi? Yani yakın vadede pozitiflik var mı? Buna bir bakalım. Ne zaman doğru giriş yapabiliriz bu şirkete? Yani ya alt destek 12 liralara geldiği zaman giriş yapacağız ya da buradaki trend kırılımının yavaş yavaş gelmesini bekleyeceğiz. Bence en uygunu bu olur. Çünkü hareketli ortalamaların da hepsinin altında seyrediyor. Bakın gördüğünüz gibi burada henüz bir kırılım gelmemiş. Yani Astor'daki görünüme benzer görünüm var ama Astor kadar güçlü değil bu şirketin görünümü. Burada bekleyeceğimiz nedir? Bakın yukarı, aşağı, yukarı, tekrardan yukarı, yukarı, tekrardan belki aşağı gelecek. Burada bir sıkışma, sıkışma patlaması neticesinde şirket 26 liralara kadar bence gidebilir. Mondi Türkiye tarafı da, yani Mondi Türkiye olumlu mukavva kağıt ambalaj. Bu tarafta da arkadaşlar bilanço bekleyeceğim. Bilanço iyi gelirse bu şirket buradaki kırılımı yapması neticesinde yukarı doğru ciddi potansiyel yaratabileceğini düşünüyorum. Takip edeceğim sektörlerden bir tanesi. Bakın diyorsunuz ya işte hep aynı kağıtları konuşuyor. Mesela burada bakın bu kağıtları konuşan kişi yoktur diye düşünüyorum bu dönemlerde. Çünkü en kötü dönemde olan burada kağıtları seçtim sizlere. Ne dedik? Karşıt yatırım yapıyoruz. Kötü dönemde olan kağıtları iyileşmeye yakın dönemde seçerseniz gelecekte işler iyi giderse bunlardan 2-3 tane yakaladığınız zaman ciddi manada 7x, 8x potansiyel yakalama ihtimaliniz var. Halihazırda gidenler veya herkesin konuştukları şey. Şimdi strateji raporlarını okuduk mesela sizlere. Orada artık okumayacağım çünkü diğerlerini ben kendim okudum. Hep aynı şirketler var. Sigortacılık, bankacılık, otomotivden bir tane, telekomdan bir tane, çimentodan bir tane bu şekilde bir şey yapmışlar. Orada 7-8 tane sadece aracı kullanan farklı farklı görüş belirttiği şirketleri bulduk. Ama burada mesela kimsenin konuşmadığı ve gelecekte konuşulabilecek şeyleri kimse konuşmadan önce analiz ediyoruz. Dolayısıyla buralardan siz kendinizle çalışacaksınız ki kimse konuşmadan bu şirketleri bulursanız o zaman ciddi kârlar edebilirsiniz. Şimdi diğer bir taraf Tezol arkadaşlar. Burası benim enflasyon döneminde de ilgilenen şirketlerden bir tanesiydi. Hani burada kağıt sanayi için tuvalet kağıdı vesaire mevzuları var. O dönemlerde de gidiyor. Covid döneminde de burası gitti. Yani her zaman giden bir sektör diyebilirim. Kağıt sektörü ciddi manada yamulurken Tezol tarafı çok fazla yamulmadı. Bakın satışlarını sabit yüksek seviyede tutabiliyor. Tuvalet tarafını yüksek seviyede tutabiliyor. Burada sadece net kâr tarafı bozuldu. Dolayısıyla çarpanlarda bir pahalılık göze çarptı o dönemde ve şirket düzeltmeye girdi. Ama şirketin iç tarafına siz baktığınız zaman bakın pavök üretimi gayet güzel devam ederken satışları da gayet güzel devam ediyor. Marjlar toparlanırsa kağıt sektöründe en baş toparlanacak şirketlerden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Mersin'de fabrika yatırımı da var arkadaşlar buranın orası da bir kapasite artımına sebep olacak. Buranın da net borç tarafına baktığımız zaman bakın net borç ekside. Kasada 700 milyon civarında para var. Yani 350 milyon finansal borç var. 700 milyon parası var kasada. Burası da çok pozitif. Yani bu açıdan. Hani işler kötü giderse ne olur? Şirket batmaz arkadaşlar. Çünkü neden? Borcu yok. Ciddi bir finansman gideri yazmayacak. En fazla bir yıl daha yatay gider. Hani defansif bir şirket olabilecek şirketlerden bir tanesi. Satışlara baktığın zaman geçen yıla göre satışlarını aslında artırıyor görünüyor. Net dönem karına baktığın zaman geçen yıla göre yine de artırıyor görünüyor. Favök tarafına baktığın zaman favök tarafını artırıyor görünüyor. Burada artık yavaş yavaş kağıt sektöründe tam bir toparlanma olmasına rağmen bak favökler gitgide artarak gelmeye başlamış. Dolayısıyla burada net kârda bir toparlanma olacak olursa Tezol tarafı erken diğer kağıt sektörlerine göre ileri gidebilir diye düşünüyorum. Yıl ortası öz sermayemiz 1 milyar 600 milyon. Net dönem kârımız şu an 500 milyon. Son çeyrek 250 milyon gelse 750 milyon yapar. Yine burada da bakın %50'ye yakın bir öz sermaye kârlı ortaya çıkıyor. Yani 750 bölü yıl ortası öz sermayesini alıyorum. 1.685 dedim. %44'lük bir öz sermaye kârlı ortaya çıkıyor. Hemen gidelim analizine bakalım. Piyasa defter değeri 4.34 arkadaşlar. Burası mesela diğerlerine göre ederinde fiyatlayan şirket. Bariz bir çarpan ucuzluğu yok. Ama zaten şirket kötüye gitmemiş. Sektörün en kötü olduğu zaman da ortalama kârlar getirmiş. Bu kadar da olsun. Diğerleri kadar da muhtemelen sert düzeltmemiştir. Gelin grafiğine de bakalım ama bu kağıt sektöründe arkadaşlar doğru zamanı tutturabilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım ne zaman dönüş gerçekleşecek? Henüz beyaz eşyada kağıtta tam dönüş gerçekleşmedi. Şimdi Tezol tarafına baktığımızda buranın da teknik analiz kapsamında çok kritik bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ne var diye sorarsanız bakın. Halka arz oluyor bir çanak kulp yapıyor yukarı gidiyor. Hatta biraz fazla fiyatlıyor bu dönemlerde. Ondan sonra tekrardan boyun çizgisine kadar düzeltiyor. Yani şimdi burada aslında en güzel giriş noktası burada. 8 liralar civarında alanlarmış. Çok iyi para kazanmış adamlar. Şimdi biz tekrardan iyi bir giriş noktası bulmamız lazım bu şirkete.
Dolayısıyla böyle bir düzeltme olduktan sonra yukarı da gidiyor 24 liralara kadar. Dolayısıyla tekrardan şirketin düzeltmeye girmesi gayet normal. Benim gördüğüm burada bakın logaritmik trend anlamında bir trend çizgisi var. Burası yeşil trend çizgisi ve bu logaritmik trend henüz kırılmamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi hareketlere bakıyoruz. Trend, yukarı, trend. Yukarı tekrar gidecek muhtemelen. Şirket bu şekilde hareket edecek ama bir gün buradan kopturup kaptırırsa ve eşitli zirvelerini geçecek olursa yukarı doğru ciddi marj aşabilir. Kağıt sektörünün tam toparlandığı dönemde. Şu an mesela giriş yapılır mı derseniz burada logaritmik anlamda bakıyoruz. Logaritmik bir düşen trend kanalı var. Dolayısıyla şu an giriş yapmak için çok uygun zamanlar değil gibi duruyor. Ama ben ne görüyorum derseniz burada bakın kırılıma çok çok yakınız. Yani bu şirket şu an hem buradaki sarı kanalın dışına çıkmaya çalışıyor. Bakın 1, 2, 3, 4 keredir fitil bırakıyor. Ama yukarı atılımı başaramıyor. Ama buradan yukarı doğru sert bir mum yapacak olursa hem düşen trendini kıracak hem de buradaki logaritmik halka arzdan beri gelen kanalının üzerinde kalmış olacak. Dolayısıyla hareketleri ciddi manalarda şirketin artabilir. Şimdi düzeltme kanalı nezdinde bu şirket ne kadar düzeltmiş? Gelin buna da bakalım. Yani Fibonacci nezdinde uygun alım noktası nerelermiş diye bir bakalım. Şöyle hemen çizdim. Buradan bir çıkıyorum arkadaşlar. Burayı normal aldım. Kanallarımı siliyorum. Evet. Burası Fibonacci 0.5 seviyesinden yukarı doğru atılım yapmış gibi duruyor. Bu şirket çok kötü olmadığı için Fibonacci 0.618'e henüz düzeltmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bence yine bilanço beklemekte yarar var diye düşünüyorum. Ama şuradaki teknik görünüme binaen, yani bakın buradaki seviye yukarı doğru kırılacak olursa yukarı doğru bir atılım yapabilir. En azından burada 21 liralara kadar bir marj yaratabilir diye düşünüyorum. Tezol'de bilançosu iyi gelecekse iyi olabilecek şirketlerden bir tanesi diye düşünüyorum arkadaşlar. Videomuz 40 dakika olmuş. Videomuzu bitirdik. Dolayısıyla bugün şöyle baktığımız şirketlere bakalım. Kabaca özetleyelim. Konuyu bitirelim. Bir hafta olmayacağım zaten. Şimdi Alkim, Sarki, Cemtaş, Buçim, Bonditere ve Tezol'a baktık. Alkim tarafı en umutlu olduğum taraf. Bilanço iyi gelecek olursa çarpan anlamda ciddi ucuzluğu var. Ve işler toparlayabilir. Temettü veren bir şirket. Aynı zamanda bir büyüme şirketi olarak da ben burayı değerlendiririm. Kimya sektörüne önemli olan bir şirket. Çünkü tüm deterjanların ıvır zıvır her şeyin içine giriyor. Potasyum sülfat, sodyum sülfat vesaire. Kendi ham maddesini kendi yapmaya başladı artık. Burada marjlara da belki bir yükselme olacak. Şirket pozitif etkilenebilir. Sarkuysan tarafı bilmiyorum. Piyasa biraz acımasız davranmış. Buradaki marj yükselişi neticesinde belki insanlar marjların geçici olduğunu düşünüyor olabilir. Ama burası da bilanç alanını takip edecek bir şirket. %50 kadar yukarı marjı olabilir diye düşünüyorum. Cemtaş ve Buçim tarafı. Burada Cemtaş'ın karlılıkları çok çok önemli. Otomotiv yan sanayi iyi gidiyor diye duydum. Haberlerde okuduğum kadarıyla. Burada çelik sektörü de zaten iyiye gidecek artık. 2024'te biraz toparlan. 2025'te eski düzeyde iyi karlar bekleniyor. Dolayısıyla Cemtaş burada zaten halihazırda bozulmadığı için ciddi manada pozitif etkilenebilir. Burası da en azından diğer şirketler kadar ciddi düzeltmiş. Burada %100'den fazla bence çarpanlarının potansiyeli de olabilir diye düşünüyorum. Cemtaş iyi olursa Buçim de iyi olabilir diye düşünüyoruz. Buçim'in de grafiği Cemtaş'tan iyi değil arkadaşlar. Oraya da sert düzeltmiş. Diğer çimento sektöründe şirketlerinde çok çok gerisinde kalmış bir şirket. Onun dışında kötü olan ve dönüş olabilir mi acaba diye düşündüğümüz sektör kağıt sektörü. Bu sektörde de Mondriter aşırı kelepir fiyatlarda kalması neticesinde karlılıklar, marjlar yerin dibinde en kötü döneminde olması neticesinde tercih ettiğim şirket oldu. Buranın da bilançosunu yakından inceleyeceğiz arkadaşlar. Tezol'da yine kağıt sektöründe en ayakta kalan şirket olması neticesinde ben tercih ettim. Burada bariz bir ucuzluk yok ama teknik görünümü gayet güzel. Diğerlerinden önce yukarı doğru bir atak geliştirebilir diye düşünüyorum. Kırılımları siz Tezol tarafında da takip edin arkadaşlar. Şimdi gelelim videonun son kısmına. Bir hafta yokuz. Bilanço dönemi 29'unda başlayacak. Bilanço dönemine kadar gelirim arkadaşlar. 27-28 gibi döneceğim. Bilançoların gelmesiyle beraber bunları birleştirip artık bilanço videolarına geçeceğiz. Bugün analiz ettiğim hisseleri bence kesinlikle açın. Bunları kimse analiz etmiyor arkadaşlar. Ne aracı kurumların bunları şeyinde görebiliyorsunuz raporlarında. Bunları Twitter'da falan da bence çok analiz edilmiyordur. Kağıt sektörü bir yıldır hiç konuşulmuyor. Demir çelik sektörünü artık herkes eline eteğini çekti. Çimento konuşuluyor. Burada Buçin hiç konuşulduğunu görmüyorum ben neredeyse. En ucuz fiyatlarından bir tanesi. Bugün de böyle kimsenin konuşmadığı. Kelepir kalan teknik anlamda uygun yerlere toplama seviyelerinde kırılımlarda çok yakın veya hali hazırda kırılımını gerçekleştirdiğimiz şirketlere baktım. Siz burada kendi analizlerinizi yapmanız gerekiyor. Ben bunların hiçbirini eski portföyde olanlar dahil henüz portföye zaten eklememişim. Portföyümü görebiliyorsunuz. Ama bilanç döneminde yakından takip edeceğim. Uygun gördüğüm olursa
portföye dahil edebilirim orta vade anlamında. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.